Kız bekletir mi hiç? Bak mesela şu kız çıplak bacak. Kadınlar neden -30 derecede mini etek giyer? İşte sakallı olunca böyle herkesin gözü üzerinde yani. Bunlar çıkmadığı için. Oh, here. Yeah. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok güzel bir vlogla karşınızdayız. Hacı olduk. Herkes neden bize bakıyor? Belki de çok dikkatlerini çekmiştir yani. Ama cidden yani acayip bir farklılığımız var. Şimdi Korelilerde çıkmıyor arkadaşlar sakal. Türklerde de çıktığı için, bayağı çıktığı için. Beni söylemiyorum ama Harun'a bakarsan. Derste böyle yapıyorum, kaşıyorum. Bunlar diyor bu ses nereden geliyor? Korelilerde gerçekten çıkmıyor. Çıkan böyle çok az insan var. Şimdi öyle bir geziyoruz. Gördüğümüz her insan bize bakıyor. Bu nedir? Erkekler bir bakıyor arkadaşlar. Görmeniz lazım. Şimdi bir tane mağazaya geldik arkadaşlar. Bir mağaza var. Böyle her şey ucuz. Böyle tuvalet kağıdı falan. Biz de şimdi ne yapacağız? Deterjan alacağız. Deterjanımızı aldık. Ya niye bakıyorsunuz? Sakal mı görmediniz diyeceğim. Evet, görmedikleri için büyük. Ve hacca gideceğim. Sakalın burada pozitif yönleri şöyle. Bütün kızlar size bakıyor. Ama bütün erkekler de bakıyor. Yani bak, bakıyor yemin et. Buraya gelecek Türk arkadaşlarımız için Kore'de sakallı olmak dikkat çekiyor. Araplara benzetilebilirsiniz. Ya mesela Kore'de sakal algısı da şu şekilde arkadaşlar. Fakirler ve çok kötü zorluklar yaşayan insanlar sakal bırakırmış diye bir algı var. Kesemiyor. Durumu yok. Dilara'yla buluşacağım. Ne zamandır görüşemiyor. Sonra da diğer kardeşim Jun'la doğum gününü kutlayacağız. Nereye gitmek isterse gideriz beraber. İyi seyirler. Kız bekletir mi hiç? Ne yapayım? 250 milyon insan var. Doğdum. Geç kalmayayım diye taksiye bindim. Ve adamlar... Dedim ki 9. çıkışın oraya gideceğim. Ha diyor, o zaman şuradan gitmemiz lazım. Ben de Hapşon tarafından gideceğini anladığını sandım. Bir baktım Çin Çok tarafından gidiyorum. Ne kadar çıktı biliyor musun? Ne kadar? 9. Normalde 7 kadar. Uzatmadım. Oh, sakallarım nasıl ama? Ya sen deyince uzadım uzadım bence biraz. Yok artık. Bir şey sorabilir miyim? Kadınlar neden -30 derecede mini etek giyer? Genel olarak. Genel olarak. Bak mesela şu kız çıplak bacakla geziyor. Hemen dedikodu başladı hemen, arkadaşlar. Yaparım. Hemen. Ya ben üşüyorum bakınca onlara ya. Üşüyorum. Sakallı olduğum için herkes bana bakıyor. Çok yakışıklı o yüzden. Ben şahidim fanlarına. Eyvallah çigerim. Bırakmıyor rahatsızlar, rahat bırakmıyor çocuğum. Aynen ya. Günah ya. Haram, haram. Donuyorum. Donuyoruz bence de. Ben buraya en son 1,5 ay oldum. Ben burada 2 ay ışıklı göre gelsene kafeye götüreyim. Kafeye gidelim. Yaş aralıklarının hepsi 17-18. Bunlar mı? Sen bunları beğeniyor musun? Aferin bak. Türk kızı dediğim böyle olur. Kendini ağırdan satar. Aferin. Mesela niye? Şaka bir yana tabii ki zamanında gelip böyle falan dediğimiz oldu 2 yıl önce falan. Gördükten sonra insan vazgeçiyor değil mi? Burada benden daha çok bir süreler ki gördükten sonra artık ben renk durdum. Erkeğin makyajı sakaldır arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi latte aldım. Dilara da mavi limonata aldı. Çok güzel bir şey yaptı. Aferin. Tebrik ediyorum. Dilara ile çok güzel bir projemiz var. Çok yakında arkadaşlar. Çok yakın dediğim de 3 aydırlı yapacağız yani. Hala yapamadık. 10 numara bir şey olacak. Ben size söyleyeyim. Akşadım yalnız. Yani bakacağız. Arkadaşlar şimdi biraz önce de Dilara'yı anlatacaktım. Ben hayatımda ilk kez espressoyu Kore'de içtim. Bir tane arkadaşla buluştuk. Benim cebimde fazla para yok.
Arkadaş aldı gitti böyle. Bir şeyler aldı yani, 8-9 dolarlık bir şeyler. En pahalısı neyse onu aldı. Ben de oradan baktım, en ucuza espresso. Zannediyorum böyle bir şey verecekler. Sonra geldiler, bir tane Türk, bizim Türk kahvesi var ya, onun dibine böyle az bir şey koymuşlar. Bu mu yani? Sıcak su falan vermiş. Ya içimden diyorum tabii, arkadaşa rezil olmamak için. Sonra aldık, oturduk. Dedim herhalde eksik bir şey var. Gittim lavaboya. O sırada sordum, espresso nasıl oluyor falan. Rezil olacaktım ama olmadım bir şekilde. O yüzden artık espresso içmiyorum. O günden bugüne espresso dışındaki en ucuz şeyi alıyorum arkadaşlar. Öyle biz mavi limonatalar. İşte sakallı olunca böyle herkesin gözü üzerinde yani. Bak Dilara'ya sorun. Gerçekten böyle şey, bunlar çıkmadığı için çıkan iki tüyü de bırakıyorlar ya böyle. Var öyle arkadaşım var. Şurada var. Ucu böyle çıkmış. Şurada iki tane çıkmış, şurada iki tane çıkmış. Şöyle yapıyormuş. Ama benimki de çok değil aslında biraz. Çünkü ben hayatımda ilk kez sakallı. Niye burada yok? Ya o şey, ergenlikten çıkalı çok uzun bir süre olmadığı için bir daha 3-4 sene oldu yani. Ben sakal bırakmayı düşünmüyorum ya. Kızlar böyle zorla bakıyorlar falan, benim hoşuma gitmiyor. Biz latte içelim. Sakallarım etkilemeye devam ediyor kızları. Türk'ün sakalını görsün. Ama gerçekten ilgileniyorlar. Çünkü olmayan şey değerlidir arkadaşlar. Yani biliyorum. Şu anda Dilara donuyor. Arkadaşıyla buluşmaya gidecek. Ben de arkadaşımın doğum günü partisine gideceğim. İnsanlar geçmeye çalışıyor, geçebilirlerse. Tabii sakalımdan dolayı herkes bir izdiham oluşturdu bana karşı. Bu ara doldu yani. Yani şu an kızlar sırada, herkes imza istiyor. Evet. Aha. Baba yani o Korece konuşabilir. Tamam, ben uçuşturur. De gidiyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Bye bye. Wait, start. Okay. Arkadaşlar şu anda Jun'la buluştuk. Jun'u diğer videodan tanıyorsunuzdur, çiğ köfte yediği videoda. İlk çiğ köfte videomda. Şu anda Jun'un doğum günü. Onun da size söyleyeceği bir şeyler var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi doğum günü, bir yerlere gideceğiz. Arkadaşlarla buluşacağız. Doğum günün pastasıydı falandı filandı. Doğum gününü kutlayacağız. Fakat ben Jun'un hediyesini evde unuttum. Bir dahaki buluşmaya vereceğim. Şimdi kendisine sakalla alakalı sorular yönelteceğim. What do you think about my beard? I think in my opinion, I wish I can have a beard. So I think it looks more manly. And it kind of shows that you have more testosterone. Yeah. So I wish I can have it, but I can't. A lot of Asians can't, and yeah. A lot of Asians like look younger than their age. I think I like having beard. Oh really? Yeah. Arkadaşlar ben size çevireyim hızlıca. Bende de olsaydı keşke diyor. Koreliler de olmadığı için çok küçük görünüyorlar. Çocuk gibi mesela. Ama keşke bende de olsaydı. I think Turkish people are lucky. Yeah, I think in my opinion, I want it. Yeah, biz çok şanslıyız bu konuda. Türk arkadaşlarımıza söylüyor. Tabii bu benim düşüncem diyor. Neyse biz gidelim. Sakalı Koreli insanlar yadırgamıyor. Bir problem yok. Ayrıca bu başörtüsüyle alakalı sorular da geliyordu. Yani insanlar burada hiçbir şeyi yadırgamıyor. Hatta sakalı kıskanıyorlar. Düşün ya. Yani. Şimdi bir mekana geldik. Jun'un sevdiği bir mekan. Burada çok ünlü bir mekan. Busan'da yani Taejon'da bir sürü şehir de var Kore'de. Böyle arkadaşlarla buluşurken yabancı insanlar çok fazla. Language exchange yapabiliyorsunuz. Dil değişim. Burada insanlarla yabancı dilde konuşmak için güzel olabiliyor. Sesimiz geliyor mu bilmiyorum ama. Arkadaşlar şimdi çok kalabalık vallahi, ben yapamıyorum. Dışarıya çıkıp böyle doğru düzgün konuşabilmeyi istiyorum. İnsanlar dans ediyor. Burası bedava bir de, öyle geliyorsunuz. Biz de burada, bak köşedeyim ben. Arkadaşlar şimdi doğum günü partisi devam ediyor. Arkadaşım devam edecek. Arkadaşlarıyla beraber bekliyor. Ben eve gidiyorum. Şu anda saat 00:18 miydi?
ders çalışmam lazım. 17. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz.